Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. NTV Dış Haberler Servisi'nin hazırladığı Dünya'nın Haberi'nde yine gündemin öne çıkan başlıkları kadar manşetin gölgesinde kalmış haberleri de sizlere aktaracağız. İlk başlığımız Ukrayna. Ukrayna Savaşı olacak. NATO'nun Rusya'dan gelen nükleer silah tehdidine karşı caydırıcılık politikasını güçlendirme ihtimali gündemde. Bunun için belki de en güçlü adım Rusya'ya yakın ülkelere nükleer silah konuşlandırmak olabilir. İşte bunun için ilk aday ülke Polonya. Anlatacağız. Gezegenimizin en korkutucu gerçeği canlı türleri insanların tahribatı sonucu yok oluyor. Yayınlanan son bilimsel rapora göre 50 yıldan kısa bir sürede dünyadaki vahşi yaşamın %70'ini yok ettik. Bu son derece dramatik rapor da yayın akışımızda yer alıyor, aktaracağız. Ve bir teknoloji firması geliştirdiği 3 boyutlu yazıcıda yapay etler üretiyor. Bu ilginç haberi de birazdan sizlerle paylaşacağız. Dünyanın Haberi başlıyor. Polonya'da mevcut yönetime yakın Gazeta Polska, Polonya'nın NATO'dan nükleer silah istediğini yazdı. Batı basınında yankı bulan bu iddia, muhtemel bir Rus saldırısında kullanılmak üzere NATO şemsiyesi altında Polonya'ya nükleer silah konuşlandırılmasını içeriyor. Varşova yönetimi bu talebi NATO'nun nükleer paylaşım programına dayanarak gündeme getirdi. Uzmanlar Rusya'nın tehditleri arttıkça programın genişleyebileceğine dikkat çekiyorlar. Peki Türkiye'nin de dahil olduğu bu program nedir? Rusya sınırlarına nükleer silah yerleştirmek ne anlama geliyor? NTV Dış Haberler Servisi araştırdı. Nükleer silahı olmayan ülkeye talep üzerine nükleer silah verilir. Bir slogan gibi görünse de bu NATO'nun uyguladığı bir işbirliği programı. NATO'nun caydırıcılık politikasında son derece kuvvetli bir konsept olan nükleer paylaşım programı şu anda 5 ülkede uygulanıyor. Açık kaynaklara göre Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği nükleer silahlar Türkiye, Almanya, İtalya, Belçika ve Hollanda'da konuşlandırılmış durumda. Türkiye'de nükleer başlıklara ev sahipliği yapan yer İncirlik Üssü. Paylaşım programı Soğuk Savaş sırasında Sovyet tehdidine karşı başlatıldı. Şimdilerde ise Rusya'nın nükleer kapasitesini dengelemek amacıyla devam ettiriliyor. Ve 150 civarında nükleer silahın bu yolla konuşlandırıldığı tahmin ediliyor. NATO tam sayıyı açıklamıyor. Bu silahlar ülkelerin kendi uçaklarından ya da Amerikan savaş uçaklarından atılmak üzere tasarlanmış, taktik nükleer silah kategorisinde yer alan füze ya da bomba tipinde silahlar. Nükleer silahların sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri, güvenli bir şekilde saklanmasından da sorumlu. Bir savaş durumunda Amerikan başkanları bu silahların kullanımına karar verme hakkına sahip. Program, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını ihlal ettiği ve nükleer silahı olmayan ülkelere nükleer silah kullanımı sağladığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bu programın bir savaş çıkana kadar silahları kontrol altında tuttuğunu savunuyor. Antlaşma savaş koşullarında geçersiz hale geliyor. NATO'nun nükleer paylaşım programına 1984'e kadar Kanada, 2001'e kadar da Yunanistan dahildi. Bu ülkelerin parlamentoları inisiyatif gösterip programdan çıkma kararı aldılar. Ancak bazı ülkeler son dönemde Rusya'nın Ukrayna işgaliyle tırmanan gerginliğin bir sonucu olarak NATO'nun nükleer paylaşım programına dahil edilmeyi konuşuyor. Bu ülkeler arasında Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya ile Doğu Avrupa'dan Romanya ve Polonya öne çıkıyor. Özellikle Polonya hükümeti ülkeye nükleer silah konuşlandırılması hususunda oldukça istekli görünüyor. Polonya'da mevcut yönetime yakın Gazeta Polska, Polonya'nın NATO'dan nükleer silah istediğini yazdı. Ülkesinin nükleer silahlara sahip olmadığını söyleyen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, nükleer paylaşıma katılmak için her zaman potansiyel bir fırsat vardır dedi.
Gazete Polska'ya verdiği söyleşide Duda, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO yetkilileriyle böyle bir seçeneği gündeme alıp almayacaklarını konuşuyoruz ifadesini kullandı. Eğer Polonya'nın talebi kabul edilirse, NATO'nun emrinde Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'ye ait yaklaşık 970 nükleer silahtan bir kısmı bu ülkeye kaydırılabilir. Bunlar da büyük ihtimalle her an kullanıma hazır kategorisindeki aktif nükleer silahlar olabilir. Bu kategori, silahların ateşlenme sistemleriyle birlikte depolandıkları ve en geç 15 dakika içerisinde kullanıma hazır hale getirilebildikleri anlamına geliyor. Ukrayna'ya yaklaşık 8 aydır inişli çıkışlı bir savaşın yaşandığı coğrafyaya gidelim şimdi. Rusya sabah saatlerinde başkent Kiev'i bir kez daha vurdu. Ukrayna saldırılarda İran yapımı kamikaze dronları kullanıldığını açıkladı, duyurdu. Birçok kentten daha saldırı haberi geldi. Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkentini hedef aldı. Rus güçlerinin Kiev'i İran yapımı kamikaze insansız hava araçlarıyla vurduğu bildirildi. 3 dronla Kiev'in batısındaki Makarev kasabasına saldırıldığı kritik altyapı tesislerinin hedef alındığı açıklandı. Kerç Boğazı üzerindeki Kırım Köprüsü'nde cumartesi günü gerçekleşen patlamanın ardından oluşan hasar uydudan da görüntülendi. Kısmen çöken köprünün yakınlarında oluşan araç trafiği de kaydedildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son 24 saatte Rusya'nın 40'tan fazla kent ve kasabaya füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ukrayna'nın ise 25 Rus hedefine 32 hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi. Mykolaiv Belediye Başkanı Rusların kente bombardıman düzenlediğini bildirdi. Roketlerden birinin 5 katlı bir binayı vurduğunu, enkaz altında kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Nikopol kentinde ise 30'dan fazla bina ile doğalgaz ve elektrik hatlarına füzelerin isabet ettiği açıklandı. 2000'den fazla hane elektriksiz kaldı. Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararını kabul etti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Alexander Venediktov, TASS Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesinin 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyebileceği konusunda uyardı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba sıra dışı bir itirafla gündeme geldi. Daha önce Boris Johnson, Justin Trudeau ve İngiltere Prensi Harry gibi tanınmış isimlere telefon şakası yapan Rus komedyenler Vovan ve Lexus bu kez Kuleba'yı hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Moskova Büyükelçisi'yle konuştuğunu sanan Kuleba, Zoom görüşmesi sırasında Kırım ve Belgorod'daki patlamalarla ilgili olarak "Evet, biz yaptık." ifadesini kullandı. Görüntüler Rusya tarafından Ukrayna'nın suçunun itirafı şeklinde nitelendirildi. Бывает Крыму или в Белгороде что-то. То, ну, в приватном общении, насколько оно в Zoom может быть приватным, я вам скажу, что да, это мы. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rus şakacılar tarafından hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul'la konuştuğunu sanan Ukraynalı bakanın sözleri sosyal medyada yayınlandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuleba'nın Kırım ve Belgorod'daki patlamalarla ilgili olarak kullandığı "Evet bizdik" sözlerini Ukrayna Devleti'nin suçunun itirafı olduğunu duyurdu. Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova sosyal medyada "Bu özel kuvvetler ya da bireysel sabotajlar değil, Ukrayna devletiydi" paylaşımında bulundu. Kuleba'nın görüşme sırasında Kırım'daki askeri hedeflerin imasının Rus güçlerini doğrudan etkilediği, ancak Yarımada'nın Kiev'in doğrudan hedefi olmadığını söylediği belirtiliyor. Vovan ve Dexus olarak tanınan Rus komedyenler, daha önce aralarında eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İngiltere Prensi Harry ile de telefon şakası yapmıştı. Gezegenimizle ilgili son derece endişe uyandıran bir rapor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın hazırladığı son rapor, insanoğlunun vahşi yaşama verdiği ağır tahribata dikkat çekti. Rapora göre 50 yıldan kısa bir sürede dünyadaki vahşi yaşamın %70'ini yok ettik. Amazon ormanlarının da yer aldığı Latin Amerika'da ise canlı türlerindeki nüfus kaybı
%94'e ulaştı. Kaderimiz iklim ve doğa krizine bağlı. Vahşi hayatın yok oluşuna seyirci kalmayı sürdürürsek insanlık da aynı geleceği paylaşacak. Uyarı Dünya Doğayı Koruma Vakfı'ndan geldi. Vakfın hazırladığı rapora göre 50 yıldan kısa bir sürede dünyadaki vahşi hayatın ortalama %70'i yok oldu. 1977-2019 yılları arasında memeli, sürüngen, kuş ve balık nüfusunda ortalama %70'lik düşüş yaşandı. En büyük kayıpsa Amazon ormanlarının da bulunduğu Latin Amerika ve Karayipler'de yaşandı. Son 50 yılda bölgedeki vahşi hayat nüfusunun %94 oranında azaldığı belirtiliyor. Canlı türlerindeki nüfus kaybı Afrika'da %66, Asya Pasifik bölgesinde %55, Kuzey Amerika'da ise %20 olarak gerçekleşti. Felaket düzeyindeki bu yok oluşun hızı her geçen gün artıyor. 2 yıl önceki oran %68'di. 4 yıl önceki 50 yıllık vahşi yaşam kaybı %60 olarak kayıtlara geçmişti. Vahşi hayvanların doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi ve vahşi hayvan ticareti ekolojik sisteme zarar veriyor, salgın riskini artırıyor. Raporda imzası bulunan bilim insanları insan eliyle küresel bir toplu yok oluşun yaşandığı uyarısında bulunuyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı raporunda insanların yiyecek, üretim ve tüketim şeklini değiştirerek vahşi hayatın yok olmasının önüne geçebileceğine dikkat çekildi. Okyanuslardaki plastik kirliliği her geçen gün artıyor. Yeni Zelanda hükümetinin yayınladığı rapor, 4 balığın 3'ünde mikroplastik bulunduğunu gözler önüne serdi. Küresel ısınmayla birleşen bu durum, yüzlerce deniz canlısı türünü yok oluşun eşiğine getirdi. 4 balığın 3'ünde mikroplastik var. Deniz kuşları ve memeli türleri yok oluşla karşı karşıya. Bu endişe verici uyarılar Yeni Zelanda hükümetinin 2022 okyanus raporundan. Raporda bölgede yaşayan yerel deniz kuşlarının %90'ı ve omurgasız deniz canlısı türlerinin %80'i ile deniz memelilerin 1/5'inin soylarının tükenmek üzere olduğu vurgulandı. Küresel ısınmanın da etkisiyle deniz suyundaki asitlik oranının 1998 ve 2020 yılları arasında %8,6 oranında arttığı tespit edildi. Isınan ve asitleşen suyun deniz canlılarına zarar verdiği ifade ediliyor. Yeni Zelanda'ya özgü birçok balığın daha serin bölgelere göç ettiği, bunun balıkçılıkla geçinen Maori halkının temel gıda kaynaklarını ortadan kaldırdığına vurgu yapıldı. Raporda alınan önlemlere karşın okyanustaki plastik kirliliğinin de her geçen gün arttığı belirtildi. Balıkların %75'inde görülen mikroplastiklerin insan sağlığına da zararlarına dikkat çekildi. Yeni Zelanda Çevre Bakanı David Parker, karbon salımının azaltılmasıyla plastik ambalaj kullanımının yasaklanması çağrısı yaptı. Et elbette protein ihtiyacını tek başına karşılayan tek ürün değil. Ete yakın besin değerine sahip ürünlerden et tadında ürünler elde etme çabası son yıllarda gıda mühendislerinin üzerinde çalıştığı alanlardan biri. İsrailli bir teknoloji firması geliştirdiği 3 boyutlu yazıcıda yapay etler üretiyor. Angus isimli yazıcının ürettiği bu etlerde tamamen bitkisel bazlı malzemeler bulunuyor. Kıymalar, bonfileler, biftekler. 3 boyutlu yazıcıdan çıkan bu etlerde hayvansal hiçbir içerik bulunmuyor. İsrailli bir firmanın geliştirdiği 3 boyutlu yazıcı bitkisel bazlı etler üretiyor. Angus isimli dev yazıcı farklı kesim ve yağ oranlarındaki etleri ortalama 15 dakikada baskılıyor. Bifteğimi oluşturmak istediğimde ekranda birkaç farklı seçeneğim bulunuyor. Her birini seçebiliyorum ve ona göre ayarlayabiliyorum. Bifteğim için farklı yumuşaklık ve yağ oranları da tanımlayabiliyorum. 3 boyutlu yazıcıda soya ve bezelye proteinleri, nohut, pancar, besin mayaları ve Hindistan cevizi yağı gibi bitkisel bazlı bileşenler kullanılıyor. Tamamen bitki bazlı maddelerden yararlandıklarını belirten firma yetkilileri, bitkisel etlerin gelecek yıllarda et endüstrisinin büyük bir parçası olacağına dikkat çekiyor.
Son iki yıldır eti anlamak için çalışıyoruz. Bitkilerden oluşturabileceğimiz ve hayvan eti dokusuyla aynı performansa sahip birkaç bileşen belirledik. Bu sayede iyi kesim bir biftekle neredeyse birebir tat ve dokuda ürünler üretebiliyoruz. Şirketin halihazırda ikisi İsrail, altısı Hollanda'da olmak üzere toplam 8 adet Angus yazıcısı bulunuyor. Firma ürünlerinin İsrail, İngiltere, Hollanda ve Almanya'da 1000'e yakın restoranda servis edildiğini belirtiyor. Bitki bazlı etlerin kilogram fiyatı ise ortalama 40 dolar, yani yaklaşık 740 Türk lirası. Üretimin yaygınlaşmasıyla fiyatın da düşmesi bekleniyor. Reçel sever misiniz? İyi yapıldığında kahvaltı masalarının elbette en sevilen ürünlerinden biridir reçel. Lübnan'dan bu konuda bir rekor denemesinin haberi var şimdi sırada. Rekor kırabilmek için tam 1200 kilo elma reçeli yapılmış. 2 ton elma, 850 kilo şeker, 850 litre su. Bu malzemeler kazanda birleştirildi. Elma reçeli kaynatıldı. Görüntüler Lübnan'dan. Ülkede tek bir etkinlikte en fazla reçel yapma rekoru kırmak için aşçılar kolları sıvadı. Aşçılar cumartesi günü öğle işbaşı yaptı. Çalışmalarını pazar sabahı tamamlayabildi. Tam 1200 kilo elma reçeli yapıldı. Hedef Guinness Rekorlar kitabına girmekti. Etkinliğin bir başka amacı ise Lübnanlı çiftçileri ve yerel üretimi desteklemekti. Ürettikleri elmaları ellerinde kalan Lübnanlı çiftçilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Böylece hem rekorlar kitabına gireceğiz hem de çiftçilerin elmalarını değerlendirmiş olacağız. Lübnanlı aşçılar Guinness Rekorlar kitabından onay alabilirlerse daha önce Meksika'da kırılan rekoru geçmiş olacaklar. Meksika'da 2020'de 1000 kilo 5 gram reçel yapılarak dünya rekoru kırılmıştı. Bu lezzetli haberle bitirdik. Hoşça kalın.